Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programı kaldığı yerden devam ediyor. 17 sene Süper Lig'de forma giymiş, 3 sene Trabzonspor, 2 sene Galatasaray ve birçok Anadolu takımda oynamış Emrah Eren'le birlikteyiz. Kendisiyle geçmişe uzanacağız ve ilginç, komik, enteresan hikayelere kendisiyle konuşacağız ve sizlerle paylaşacağız. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk Atakan, hoş bulduk. Nereden başlayalım? Lucescu'dan başlayalım. Ya da istiyorsan Fatih Terim'den başlayalım. Sonra Lucescu'ya devam edelim. Oradan Adana Spor'a gidelim. Galatasaray, Trabzonspor. Bütün anılarını konuşalım. Evet. Ya Galatasaray'a biliyorsunuz yani 20-21'li yaşlarda geldim. Adana Spor'da yani iyi 3 sezon geçirdikten sonra Galatasaray'a geldik. Ama geldikten sonra psikolojimin Galatasaray'ı kaldırabilecek kadar hazır olmadığını hissettim. Yani biraz daha geç yaşlarda gelmem gerektiğini hissettim. Bir de geldiğinde kim oynuyordu senin mevkinde? Geldiğimde takım 3 sene şampiyon olmuştu. Zaten 3 sene şampiyon takım olmuştu. Takım uçuyor bir de. Aynen yani inanın orta sahaya geçen takıma gol yazılıyor hani derler ya. Tabii, öyle tabii. Bir takım vardı hatırlarsanız. Acili Popescu'lu. Sağ tarafta işte Fatih vardı, Ümit abi vardı, Ümit Davala, Capone vardı. Önde oynamak, biliyorsunuz hem önde hem arkada oynama özelliğim vardı. Önde oynayacağım zaman Arif abi var, Okan abi var. Yani orada belli ki Fatih Hoca beni geleceğe bir yatırım olarak almış ama yani yapımda bu olmadığı için hiç bunları kabullenemedim. O çok sıkıntılı dönemler yaşadım ama hem sıkıntılı hem de çok mutlu dönemlerim oldu Galatasaray'da. Ama genel anlamda bakarsan Galatasaray'da hani diyebilirim çok mutsuz günler geçirdim. Galatasaray'a gittiği zaman insanlar çok mutlu olur, çok huzurlu olur. Ben Galatasaray'da sözleşmem bittiği gün kaçarak ayrıldım kulüpten yani. Aynen. Ama UEFA kupasını kaldırdın. UEFA kupasını kaldırdım. Kaldırdım derken şöyle yani oradaydık. O kadroda vardı. O kadroda vardık. Ama şimdi izleyenler belki bana kızacaklar. Özellikle Galatasaraylılar kızacaklar. Şimdi benim öyle bir yapım var ki bir iş yapıyorsam onda emeğim olsun isterim. Şimdi UEFA kupasında çok fazla emeğim olmadığı için tabii ülke için çok büyük bir olay. Orada bulunmak çok büyük bir olay. Takım arkadaşlarımla bunu paylaşmak, ne bileyim ülke insanı, Türk insanı mutlu etmek benim için çok önemli bir olay. Ama kalben bana sorarsanız mesela Trabzonspor'da kaldırdığım bir Türkiye kupası benim için Galatasaray'daki UEFA kupasından daha değerlidir. Çünkü katkı var. Çünkü katkım var. Yani emeğim var. Yani şimdi ben insanlar... Sen bir Süper Kupa'da kazandın Galatasaray'da. Yok, hayır. Ayrılmıştım. Ayrılmıştım derken kiralık gitmiştim. İstanbul'da kiralık gitmiştim. Kısa süre sonra oldu. Ya diyorum yani insanlar şimdi hani bazı insanlara, bazı camialara hoş görüneceğim diye... Yani yalan söyleme alışkanlığım yok veya hani sahte davranma alışkanlığım yok. Yani gerçekten Galatasaray'dan kaçarak ayrılmıştım açıkçası. Var mı Fatih Hoca ile bir enteresan bir ilginç hikayen? Fatih Hoca ile enteresan ilginç hikayem var. Ben yani birkaç tane var aslında. Fatih Hoca biliyorsunuz yani karizması, kişiliği, tavırları yani hemen hemen birçok teknik direktörden çok daha farklı bir hoca. Dominant yapısı, lider rolü. Kesinlikle, kesinlikle. İşte Galatasaray'a ben ilk geldiğimde ben Adana Spor'dayken Gigi Multescu diye bir antrenör vardı. Onunla çok sıkıntılı dönemler geçirmiştim. Yani bütün oyuncularımız aslında, bütün işte o dönemin işte abileri, abi, büyük oyuncularımız, bizden yaşça büyük oyuncularımız, kardeşlerimiz, herkes çok sıkıntı yaşamıştı. Ben de ona çok sıkıntı yaşamıştım ama orada çok güçlü olduğumuz için antrenör yanlış bir şey yaptığı zaman karşısına hemen çıkıyorduk. Gigi Multescu hatta diyordu, ya kardeş diyordu, ben böyle bir şey görmedim. Adam 19 yaş papaz, ben böyle bir şey görmedim. Ama hata yaptığı zaman yani öyle bir şeyim var. Yani futbol hayatım boyunca da bu benim gerçekten kariyerimi çok etkiledi. Haksızlık karşısında hep sesimi çıkartmaya çalıştım ama iyi anlamda etkilemedi açıkçası beni. Fatih Hoca da bunları duymuş. Daha ilk gittiğim zaman bana diyordu ki sen Adana'da ağaymışsın. Ağayı göstereceğim ben sana diyordum. Tabii ilk daha hazırlıktan falan o dönemleri geçirdik. Mesela bir Bursa Spor maçı vardı. Bursa Spor maçına gideceğiz. Ben de ilk gittiğim sezon çok iyi bir kadro var. Hiç sakatlanmamanız lazım. Yani hani bir sakatlık yaşadığınız zaman, 2-3 ay kaybettiğiniz zaman o kadroya girmek çok önemli. Yani çok zor oluyor. Ben de bir sakatlık geçirdim, sonra düzeldim. Bursa maçında ama çok eksik var. Diyorum ki kesin oynayacağım bu hafta. Ya Bursa'ya gittik, şeyle konuşuyoruz. Capone ile falan konuşuyoruz. Sen şöyle oynarsın, ben böyle oynarım. Ama bir gittik, tabii kadro yazıldı. Gene yediğim kulübe diyeyim. Maçın bitimine son herhalde bir 10 dakika kala
Fuat Hoca dedi gir. Ama ben de klasikti yani. Ben ilk 10. dakika kalkarım ısınmaya. Son 5 dakika girersem girerim, girmezsem girmem. Isındım. Dedi gir hemen oyuna. Girdim oyuna. Maç 0-0 devam ediyor. Bir iki tane iyi iş yaptım böyle. Aldım verdim. Son dakikalara doğru sol bekleri vardı Bursaspor'un. Onu geçtim. Ceza sahasına giriyorum. Bu Erkan Özbey vardı. Evet. Yani geçen beraber olduğumuz. Evet, evet. Erkan da Ümit Bey takımdan arkadaşımdır. Çok iyi arkadaşımdır. Erkan üstüme geliyor. Ya şimdi dedim geçsem ya penaltı olacak ya da kendini çekecek. Çünkü öyle dengesiz geldiğini gördüm. Ya ben geçmek isterken topa takıldım düştüm. Ama topu kaybettiğim yer rakip ceza sahası. Ya bu maç 0-0. Erkan da topu aldı. Çok iyi böyle bir uzun top attı. Bizim stoperlerden bir tanesi ıskaladı. Murat Sözkesen kayıcıyla karşı karşıya. Ya inan Atakan aklıma ne dua gelirse onu okuyorum. Hani çünkü ben topu kaybettim. Fatih Hoca beni mahvedecek. Ya hani sağ olsun Taferer kurtardı, aldı topu. Fatih Hoca kenardan bağırıyor. Seni mahvedeceğim diyor. Seni öldüreceğim. Ya hani korktum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Maç bitti. Zaten yanından geçerken bana böyle yaptı. İçeri girdim. Okan abiler böyle önceden Bursaspor soyunma odaları belki hatırlarsın. Eski statlarında Bursa Atatürk statlarında böyle gömmeydi o banyolar. Hemen dediler gir içeri. Hemen gir. Hani Fatih Hoca görmüşsün. Fatih Hoca geldi. Nerede dedi o? O nerede dedi? Yani kimse cevap vermiyor zaten. Sesini çıkarmıyor. Maç 0-0 bitmişim. Maçı kazanamamışız. Ben de sesimi çıkartmıyorum. İçeride duruyorum böyle. Hani Fatih Hoca çıksana. Fatih Hoca çıktı. Gene beni çağırdılar içeri. Dediler ki duş muş yapma hemen otobüse bin. Hani seni burada yakalamasın. Tam yani duş yapmadan çıkıyorum. Hani korkudan. Tam çıktım. Fatih Hoca geldi. Hemen dedi şeyini topluyorsun. Hemen dedi eşyalarını topluyorsun. Tesislere gittiğimiz zaman. Babamı topluyorsun dedi. Geldiğin yere gidiyorsun dedi. Allah ya bir üzüldüm. Bir moralim bozuldu. Bindikçe deniz otobüsüyle gider gelirdik Bursa'ya. Deniz otobüsüyle işte geldik ama Fatih Hoca sinirlendiği zaman bunları söyleyen ama sonra da yani diyor, bir anda unutan yani hani futbolcu da aslında yani. Çok şefkatli davranan bir antrenör, bir insan yani benim o gördüğüm yani bir senelik çalışmamda gördüğüm. Deniz otobüsüne bindik geldik indik tam Bakırköy'de iniyoruz. Fatih Hoca böyle benim başımı okşadı inerken. Hani unutmuş yani o an kızmış ama tabii ben unutmuyorum. Tesislere gittik. Tesislerde ben hemen şu düşündüm. Ya geldiğin yere git dedi. Çantanı topla dedi. Ya bir de çocuksun o zaman. 20 yaşındayım yani. Hemen topladım şeyimi. Valizi. Bir de maçı kazanamadığım zaman kampta tutuyordu bizi. O gece gitmiyorsun hemen. Kamptayız. Herkes kampta. Ben ama şeyimi hazırladım. Bavulumu hazırladım. Arabanın arkasına koydum. Okan abi de Arif abi geldi. Dediler ki hayırdır? Dedim abi kovdu ya beni. Ya hani geldiğin yere git. Okan abi dedi, oğlum dedi, beni dedi 150 kere kovdu. Ya dedi büyük kovulman. Kaç defa daha kovulacaksın dedi. Ya inanılmaz. Abi dedim ama şey yaptı yani kovdu. Yok dedi oğlum dedi, daha çok kovacak seni dedi. Lan çok iyi ya. Şey yaptım. Arabadan aldırdılar ya abi diyorum. Yok bak kovdu beni git dedi. Yok dediler oğlum git odana. Hemen zaten Fatih Hoca'ya söylemişler. Sabah antrenman var. Ter antrenmanı da alacağım. Odaya çağırdı beni. Hayırdır dedi. Dedim hocam git dediniz ya. Hani kovuldun git dediniz. Dedi nereye gidiyordun? Hocam nereden? Adana'dan geldim. Adana'ya gideceğim ya. Adana spora geri döneceğim. Yani düşünemiyorsun bana öyle şeyden olmayacağını ama hoca söylemiş ya. Oğlum dur dedi ya. Daha kaç kere kovacağız, kaç kere affedeceğiz seni dedi. Dur daha birincisi. İyi dedi hocam hani şey yaptım. Gerçi kovulmaya da alışacaksın dedi. Alışman lazım. Biz tam kovulmaya alışacağız. Fatih Hoca sezon sonu şey yaptı. Gitti biliyorsun hani gitti. İtalya'ya gitti. Ondan sonra düşünüyorum. Dedim o zaman hani keşke ciddi kovsaymış da ayrılsaymışım çünkü Lüçescu geldikten sonra onunla da sıkıntılı dönemler yaşadım. Ne oldu Lüçescu'ya? Ya Lüçescu ilk geldiğinde, Lüçescu'dan şunu da söylemek istedim. Gerçekten çok iyi bir insandı. Hani kesinlikle iyi de teknik direktör olduğuna inanıyorum. Biz işte ben 20-21 yaşına girmişim o zaman. Tabii Galatasaray'a büyük hevesle gelmişim. O zaman Beşiktaş, Fener, Trabzon, Galatasaray hepsi istiyor. Sen Galatasaray'a geliyorsun. Bir de bonservisi mi? 3.750.000 dolar yani çok büyük bir bonservisi. 3.750.000 dolar verdi aldı Galatasaray. Tabii yani oraya Galatasaray'a transfer olduğumuzda hani hep oynayacağım gözüyle bakıyorsun. İşte oynayamayınca o büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Fatih Hoca zaten bana söylüyordu oğlum bekle, bekleyeceksen önümüzdeki sene ben ileriki yıllar için seni aldım diyordu. İlerinin yani yatırmışsınız siz birkaç tane oyuncu. Tabii ben ya öyle bir yapım yok yani hep
oynamak istiyorum, hep oynamak istiyorum. Lucho Scu ilk geldi. Ya tabii bir sezon önce oynamamışsın, iki tane ağır sakatlık geçirmişsin. Bir gün antrenmanda Lucho Scu beni yanına çağırdı. Turgay abi vardı, rahmetli Turgay vardır, Allah rahmet eylesin. Onun tercümanlığını yapıyordu aynı zamanda kulüp görevinin dışında. Dedim buyur abi, dedi senle dedi konuşmak istiyor. Buyur hocam dedim, ya dedi altyapıdan çıkmış dedi. Bu kadar yetenekli bir oyuncu dedi, bu kadar özgüveni yüksek bir oyuncu dedi. Müthiş dedi, çok hoşuma gitti dedi. Bu şekilde devam edersen dedi, çok iyi yerlere geçer. Turgay abi dedim, Turgay abi bu ne diyor? Emrah dedi, boş ver dedi. Hani bir de yapımı biliyor biraz Turgay abi. Turgay abi dedim ona söyle. Ben altyapıdan çıkmadım. Geçen sene geldim. Bu kadar büyük bonservise geldim. Nasıl dedim ya, yani şey diyor bana hani altyapıdan çıkmış oyuncu. Hani ona da çok bahsetmedikleri için. Bir de burası Galatasaray. Yani hani Anadolu takımında kulüpler size belki hani çok daha fazla iyi gösterebilirler. Çok daha fazla hani sizin üstünüze düşebilirler ama Galatasaray'da her sene yıldız oyuncular var. Her sene farklı farklı oyuncular var. Belki sizden bahsedilmedi bir de ona. Yani yöneticiler tarafından veya hani. Her neyse ben çok böyle moralim bozuldu. Çok kızdım. Zaten taktım kafayı orada. Dedim bununla da olacak gibi değil. Bir gün işte bir maç sonrası yedek çıktık işte. Oynamamışlar. Ter antrenmanı yapıyor. Oynamışları gönderdi. Biz ter antrenmanı yapıyoruz. Ama ben disiplinsiz davranıyorum tabii. Şey yapıyoruz, kaleye şut çalışması var dedi ki, şut çalışmasında kaleye tutturamayan, dışarı vuran koşu yapacak, ondan sonra tekrar şut atacak. Tutturamayan gene koşu yapacak. Ben kaleye tutturmak değil, bilerek tesislerin dışına vuruyorum topu. Koş diyor, koş. Ben hep koşuyorum, geliyorum, pas atıyorlar, ben gene vuruyorum dışarı. Dedi ki, şey yap dedi, hemen antrenman yapmak istemiyorsan çek git dedi. Ben de çektim, ben çıktım, dışarıya böyle gidiyorum yani. Normalde ne demesi lazım hocam, özür dilerim falan. Çıktım gidiyorum, dedi ki dur, nereye gidiyorsun dedi ya. Dedim hocam git dedin ya, ben de gidiyorum ama tabii Fahad Hoca gibi değil, Cesco çok böyle yumuşak bir adam, hani istediğini söyleyebiliyorsun. Dedim çık dedin git dedim, ben de gidiyorum. Ya dedi dur, ben git dedim ama dedi hani böylesine söyledim. İdman dedi tamamla, antrenman tamamladım. Bir antrenman bitti, odaya gittim. Odada bir dergi var. Dergide bu olimpiyat şampiyonunun sözü var. Diyor ki ben olimpiyatlarda diyor ikinci olacağıma köyümde kalırım birinci olurum. Tam da onu okudum. Eve gitmeye hazırlanıyorum. Telefon çaldı. Dediler ki hoca seni odada bekliyor. Gittim odasına. Dedi sen dedi nasıl bir oyuncusun dedi. Daha dedi 21 yaşındasın dedi. Hani böyle şeyler yapmaya dedi hakkın yok dedi. Sen dedi çok iyi yerlere geleceksin. O zaman Perez almıştı bir oyuncu hocam. Evet. İnan dedi Perez'den de Capuano'dan dedi daha yeteneklisin dedi. Ama dedi her şeyin dedi zamanı var. Bekleyeceksin dedi. Çalışacaksın, bekleyeceksin. Çok iyi yerlere geleceksin dedi. Dedim ki ben beklemem. Böyle durdu tabii Turgay abi çeviri yapıyor yine. Dedim ben beklemem. Ben de olimpiyatlarda dedim ikinci olacağım ama köyümde kalırım birinci olurum. Dedi nereden öğreniyor bu sözleri bu dedi. Dedim bir yerden öğrenmiyorum. Bu benim kendi düşüncem. İki dakika önce okudum ona söyledim. Tamam dedi çık çık git dedi. Seninle anlaşamayacağız. Daha sonra zaten hani baktı böyle gidecek. Şey yapmıştım yani kiralık gitmiştim. Zannediyorum İstanbulspor'a kiralık gitmiştim. Öyle yani. Lucescu'da da çok iyi anlarım yok ama kesinlikle çok iyi bir insan. Çok da iyi bir teknik direktör. KS'den oynar mıydın? Vallahi Atakan'cığım ben yani ben o psikolojiyi çok iyi yönetemedim. Büyük takım psikolojisini Galatasaray'da çok iyi yönetemedim. Çok gençtim ama. Ama Trabzon'da şey oynuyordu. Capuano oynuyordu. Capuano gerçekten takım arkadaşım kötülemek de istemiyorum. Ama diyordum ki ben bununla hani böyle daha rahat hani kafam daha rahat onunla psikolojim daha rahat onunla eşit şartlarda ben bununla savaşayım. Yani çok rahat oynarım. Yani ben ondan çok daha iyi, çok daha kaliteli oyuncuyum. Öyle düşünüyordum. Ya inanın Kocaelispor Süper Lig'deydi hatırlarsın. Capuano geldi. Kocaelispor'a aynı zamanda gittik. Ben oynadım. Capone 3-4 hafta oynayamayınca Brezilya'ya geri döndü. Ve ben o sezon Kocaelispor'da işte Kocaelispor'da bu La Gazette Della Sport'un yaptığı iki defa Avrupa karmasına girdim yani. Bunları başardık Allah'a şükürler olsun. Yani kalsaydık psikolojimi biraz daha iyi yönetebilseydim o büyük takımda kalma, oynama, bazen sabredebilme, bazen oynamadığın zaman sıkıntı çıkartmama onları yapabilseydim tabii çok daha farklı bir kariyerim olurdu. Ama yapamadık. Ama Trabzon'da onu iyi yönetmişsin. Ya, Trabzon'da onu iyi yönettik ama Trabzon'da da sonunda yine kavga ederek. Abi 3 sene kalmışsın. Ya Trabzon'da 3 sene kaldık. Hatırlasın çok da iyi bir kadromuz vardı işte. Yattaralı, Fatihli, Gökdenizli.
Şimkovyaklı, onun dışında... Yani ben şu anda şöyle bir geçmişe gidiyorum, düşünüyorum. Fatih Tekke gol attırdığın o kadar çok maç hatırlıyorum ki. Evet, yani gerçekten hani ben olsun Yatır olsun sağ kanattan Fatih'e hani çok gol attırmak nasip oldu. Yani onun dışında biz kötü de orta yapsak Fatih zaten kendisi atıyordu yani Fatih'in öyle bir... Abi sen çok iyi orta yapardın. Yok. Senin klasik makas çalımın vardı. Evet. Onu genelde yedirdin beklere. Evet. Geçtikten sonra çok iyi keserdin ayak içi sert. Evet. Zaten kafaya giderdi, gitmese de Fatih Tekke zaten vuruyordu. Evet. Aynen öyle. Ya biz Fatih'i zaten şeyde gördüğümüz zaman, ceza sahasında gördüğümüz zaman rakiple onun bulunduğu yerin böyle 3-5 metrekaresi sağına soluna orta yaptığımız zaman Fatih mutlaka onu mutlaka vuracağını bilirdik. Yani kaptanın öyle bir özelliği var. Hem kısa alanda çok çabuktu, hem de hava hakimiyeti çok iyiydi. Kafa tekniği, yani normal vücut tekniği çok iyi olduğu gibi, ayak tekniği çok iyi olduğu gibi kafa tekniği de çok iyiydi. Onu gördüğümüz yerden biz keserdik. O gerekeni yapardı yani. O gerekeni yapardı ama Trabzonspor'a da diyorum hani hatırlarsanız bu 2010-2011 şampiyonluğu çok gündeme geldiği için hani tabii çok da önemli. Trabzonspor camiası için çok önemli. Bana göre de, benim de gönlümde 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor. Ama bu çok gündeme geldiği için o 2004-2005 yılında yaşadığımız, daha önce hani yaşadığımız, kaçırdığımız şampiyonluk çok gündeme gelmiyor. Aslında çok daha önemli bir şampiyonluk kaçırmıştık biz o kadroyla. Hatırlarsın hani Kadıköy'de 2-1 mağlup olduğumuz, hakem hataları dediğim mağlup olduğumuz bir maç vardı. Yani, ama çok da iyi bir kadromuz vardı. O kadronun bana göre dağıtılmaması lazımdı. 3 senenin sonunda en fazla bu Halil Özcan hatalarıyla hepimiz ayrılmak zorunda kaldık. İşte ben de kavga ederek ayrıldım Halil Özcan'la. Onda da öyle bir hikayemiz var yani. Peki o sene istemediğiniz hakem hataları oldu. Onlar evet. Olmamış olsaydı şampiyon mu olurdunuz ya da daha farklı? Atakan'cığım yani Fenerbahçe ile ligin bitimine kaç hafta kala yani Kadıköy'de oynadık. Biz onları yenseydik zaten herhalde biz şampiyon olacaktık. Orada maçı kaybettiğimiz için zaten son haftaya kalmadık. Son haftada zaten biz yedek takımımızla çıktık. Yani çok fazla oynamayanlarla etmeyenlerle beraber bitirdik zaten maçı. Fenerbahçe'yi yenseydik, o gün kazansaydık şampiyon olacaktık. Zaten spor otoritelerinde hani hatırlarsın 18 hata yapıldı, 17 Trabzonspor'un aleyhine dediği bir maç yaşadık biz. Mesela yediğimiz ilk gol vardı, bariz mesela offside olduğu günü. Yani tabii o günler artık çok fazla dönmek istemiyorum ama tabii kazansaydık yani şampiyon olacaktık. Kazansaydık şampiyon olacaktık. Ziya Doğan. Valla Ziya Hoca'yla onunla da Trabzon'da şeylerimiz var. Böyle sıkıntılı günlerimiz de oldu, güzel günlerimiz de oldu. Şimdi Ziya Hoca bize geldi. Tabii biz transfer olmuştuk o zaman. Saffet Hoca, Samet Hoca transfer etmişti beni. Takımda biraz düşüş olunca Samet Hoca ile Ziya Hoca değişikliği yaşadık. Ya geldi, ben oynuyorum. Şimdi normalde oynuyorum ama bir de hatırlarsın önceden benim Emrah hep atak oyuncusu. Atağa çıkar sabık ama atak yönü güçlü. Ziya Hoca o tip oyuncuları hiç sevmez. Ziya Hoca'da defans sağlam olacak. Ziya Hoca'da öyle bir algı var yani. İlk gün işte antrenmanı yaptık. İkinci gün antrenmanı yaptık. Yani normal bir teknik direktörü bir hafta önce oynattığı kadroyu bir hafta sonra oynatması lazım. Ondan sonra gereken değişiklikleri yapması lazım. Ya ben şimdi sürekli oynayan oyuncuyum. Ziya Hoca geldi. İşte kadro açıklanacak hani maç var iki gün sonra. Kadro asıldı. Baktım benim ismim yok. Ya bunlar hata yaptılar herhalde. Tesislerde bekliyorum şimdi. Yani diyecekler ki hata yaptılar. Sen kadrodasın da yanlış yazıldı. Bekle gelen giden yok. Bekle gelen giden yok. Sonra bir Adil abi vardı. Danışmanı Ziya Hoca'yı çok severim. Adil abi geldi. Böyle çok da ara bulucudur. Çok, yani tatlı dillidir. Ya dedi ki Emrah'cığım dedi. Sakın dedi yanlış anlama. Bu böyle düşündü. Valla ben ciddiyetini o zaman anladım. Dedim beni almıyor mu kadroyu? Almıyor. Dedim iyi tamam. Takım gitti oynadı. Kazandı mı? İyi oynamadı takım. Beraber de kalmış olabilir. Yani takım şampiyonluğa gidecek. Yani acil galibiyetlere ihtiyaç var. İlk antrenmana çıktık. Herkes koşuyor. Ben mesela takım toplu koşuyor. Ben 30 metre yerlerinden koşuyorum. Takım koşuyor. Ben 30 metre yerlerinden koşuyorum. Bir hareket yapılıyor. Ben hareketin çeyreğini yapıyorum. Ziya Hoca idmanı durdurdu. Ne yapıyorsun dedi sen? Dedim antrenman yapıyorum. Dedi böyle antrenman olmaz.
çalışacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ben bir haftayı öyle tamamladım. Şimdi depar atıyoruz. Depar çalışması Agustin vardı hatırlarsan. Ankara Gücü'nde boy kralı olan. Çok da iyi bir çocuktu. Şimdi Agustin'le depar, yani deparla Agustin'le beraber çıkıyorum. 5 metrede en fazla ne kadar fark yersin? Bunun farkı yersin. En süratli oyuncudan bile hani yarım metreyi bulmaz yiyeceğim fark. Çıkış yapıyoruz. Agustin bana 5 metrede 4 metre fark atıyor. Hani Agustin çıkıyor, ben böyle koşuyorum. Yavaşça. 1, 2, 3. Ziya Hoca antrenman durdurdu. Dedi burada patlayıcı kuvvet çalışıyoruz dedi. Sen ne yapıyorsun dedi ya. Dedim ki hocam benim patlayıcı kuvvetim bu kadar. Toplanın dedi. Böyle giderse de sen de daha çalışamayacağız dedi bana. Çalışamayalım dedim. Dedi ki altyapıyla şey yaparım seni. Altyapıyla çalıştırırım ama ben çok güçlü bir transfer gittim Trabzonspor'a. Hani Kocaeli'den. Fenerbahçe'de Trabzonspor istiyorken hani Galatasaray'da yaşadığım kötü böyle şeylerden korkup Fenerbahçe'ye gitmedim. Trabzonspor'a gittim. Ki iyi ki de gitmişim yani. Trabzonspor'la olarak anılmaktan çok da memnunum. Her neyse dedi ki böyle giderse dedi senle de çalışamayacağız. İyi dedim, çalışamayız. O hafta git takım mağlup oldu. Sağ kanalı da bir şey bulmaya çalışıyoruz Ziya Hoca. Bir türlü bulamıyor. Her neyse aradan kısa bir süre geçti. O hafta antrenmanları yapıyoruz, ediyoruz. Hafta bitti. Şey, çift kale var. Çift kale de beni oynatıyor. Ha. Şimdi çift kale oynadık. Nasıl oynuyorsun maç peki? Maç konuşmasına... Şimdi iyi bombir takımda oynuyorsa normal. Nasıl oynamam gerekiyor? Çok iyi. Ziya Hoca şeyi astı. Formalar asıldı. Soyunma odasına geldik. Dedi ki formayı dedi ben vermedim. Emre aldı dedi. Bak böyle dedi çalışıyorsanız dedi demek ki formayı dedi alabiliyormuşsunuz dedi. Şimdi baktım hani çalışmadım da. Aslında çalışmadım. Formayı dedi alabiliyormuşsunuz ama ondan sonra hem Ziya Hoca takım olarak hem ben çok iyi sezon geçirdim. Herhalde 36 hafta hiç oyundan çıkmadım. 36 hafta 90 dakika oynadım. Avrupa Kupası maçları oynadık. Hele bir sezon Avrupa Kupası maçlarıyla beraber 40 maç veya 42 maç Türkiye Kupası, Avrupa Kupası ve Süper Lig hiç oyundan çıkmadan 90 dakika oynadım. Yani sonra da gerçekten hani ilk çok elektriklendik ama Ziya Hoca'nın sonra çok faydasını da gördüm. Yani. Kaç asist yaptın? Kaç gol yaptın? Ya da çok... Trabzonspor'da golüm yok. Trabzonspor'da golüm yok. Özellikle Ziya Hoca olduğu dönemlerde Ziya Hoca sağ bekim ve sol bekim atağa çıkmasını çok istemezdi. Bir de benim önümde Yattar oynuyor. Yani bulunduğum takımda ne yapman gerektiğini çok iyi bilmen lazım. O zaman tecrübeliydim. Benim zaten önümde bu işi yapan adam var. Doğru. Yani ben Yattar'a daha çok bindirmeyle değil, arkadan geriden destekle şey yapardım. Geriden destekle. O zaten birebir de geçiyordu. Aynen. Ben Yattar'a bindirsem, hani Yattar'ın yanından bindirsem daha çok orası kalabalıklaşacak. Yattar'ın işini zorlaştıracağım. Bu işi yapan adam olduğu için ben Yattar'a geriden destek verirdim. Vallahi öyle hani Trabzonspor'da kaç test yani asist yaptığımı bilmiyorum ama genelde işte kaptana Fatih Tekke'ye yapardık. İşte Mehmet Yılmaz'a yaptığımız asistler oldu. Ama şunu da yanlış anlamasın yeni futbolcu kardeşlerimiz. Artık 30 metreden birisi pas veriyor yanındaki oyuncu. Oyuncu vuruyor, gol oluyor. Diyorlar ki asisti şu yaptı. Ya asist aslında son dokunuş için. Yani bizim yaptığımız asistler şeydi yani ceza sahasında Fatih mesela kafayla dokunuyordu. Mehmet ayağıyla vuruyordu, kafasıyla dokunuyordu. Hatta başka takımlar dönerken bana göre de asistin anlamlıdır. Asist için yanlış anlaşılmasın yani. Doğru. Ha. Senin Adana Spor'da da çok başarılı performansın vardı hatırlıyorum. Savunmanın sağında ya da orta sahanın sağında çok iyi oynuyordun. Altan'la çok iyi anlaşıyordun. Evet. Çok katkı sağlıyordun. Az önce sohbet ediyorduk röportajdan önce. Evet. Takımda çok iyiyiz, kahramanız ama bize evet. Abilerimiz kebap almaya gönderiyor dedin. Vallahi Atakan'cığım ben biliyorsun 3 milyon 750 bin dolardı benim bonservisim Galatasaray'a yerken. Yani şu anda futbol piyasasındaki paralar inanılmaz arttı. Ama o zaman 3 milyon 750 bin dolar hayal edilebilecek bir para değildi yani. O paraya ben transfer oldum Galatasaray'a. Bonservisim öyleydi. Adana'da şimdi oynuyoruz Adana Spor'da. Altan abiyle ben olmadık mı yani takımın işi çok zorlaşıyor. Yani orada bizi seyirci, taraftar, halk kahramanı olarak görüyor. Abilerimiz bile bize hani göz bebeği gibi bakıyorlar. Ama o zaman daha yaşım işte 17 yaşında gittim. 20 yaşında Galatasaray'a geldim. 18-19 yaşındayız. Bonservisimiz bu kadar pahalı. Diyorum ya sahaya çıktığın zaman maçlardan sonra seyircinin omuzlarına binmiyorsun. Bu kadar seviliyorsun. Ama gece yatıyorduk mesela. Saat gece 2-3 telefon çalar. Emo kalk. İşte çok güzel bir Hayati abi vardı. İşte Hamdi abi vardı. Çok da güzel insanlardı. Hala görüşürüm. Yani iyi ki abilerim olmuşlar. Onları çok severim. Çok kaliteli insanlar da iyi ki de bunları yapmışlar.
Derlerdi ki kalk kebap almaya git. Acıktık gece. Şimdi tabii eski oyuncular böyle çok disiplinli de değillerdi. Tamam derdim abi, istersen itiraz et. İtiraz etme şansın yok. Hemen kalkardım. Abi derdim şeyde aşağıdan alıyorum kebabı. Tesisinin yakında gel. Yok yok derlerdi. Akbank'ın oraya gideceksin. Şey vardı, çok meşhur bir kebapçı, oraya gideceksin. Oradan alırdım gece 3'te şeyi getirdim, kebabı getirdim. Ondan sonra yatardım uyurdum. Hani şöyle kahramanmışsın, işte takım için böyle faydalıymışsın, bonservisin, şöyleymiş, hiç dinlemezler. Şey, hikayesi vardır, Arda Turan'dan dinlemiştim. Atatürk Amadet'te Arda Turan oynarken Emre Belözoğlu'da gitti ya Atatürk Amadet'te. Bir gün kampta böyle uyurken Emre Belözoğlu ayağa kalkmış. Arda demiş ki, ertesi gün maç var, ya Emre abi demiş, ışığı kapatır mısın demiş, kapatmış, vay be demiş, koskoca Emre Belözoğlu ışığı kapattırıyoruz. Öyle. Ama şimdi ben mesela 2 senedir yardımcı antrenörlük yapıyorum. Safvet Hoca'nın yardımcılığını, Safvet Sus için yardımcılığını yapıyorum. Artık takımlarda o hiyerarşi yok. Hani ama olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Bu abilerim iyi ki varmış. İyi ki varmış. Ben Akisar'da son oynadığım sene, 6 sene önce bizim malzemecilerimiz söylüyor. Şimdi hoca olarak da gittik ya oraya. Kaptan diyorlar. Sizin dönemimiz son dönemmiş. Biz sizin gibi hani bir daha böyle hani hani papaz denirdi o tip oyunculara. Ama daha sonra böyle oyuncular görmedik ama siz takıma sahip çıkardınız. Gerçekten o abiler mesela farklı yerlere de giderlerdi. Farklı şeyler de yaparlardı. Asla beni götürmezlerdi. Bana birisi mesela yanlış bir şey yapacak, hatalı bir şey yapacak, asla izin vermezlerdi. Yani diyorum ya, gece 3'te belki kebap almaya kalkardık ama çok da faydalarını gördük. Kesinlikle futbolda da diyorum böyle bir hiyerarşinin aslında olması lazım ama artık görmüyorum onu. Ümit milli takımda da forma giymiştin. Orada evet. Bir Orhan Ak'la kavgan var galiba. Evet. Onun öncesi, sırası, sonrası. Evet. Neler yaşandı? Ya Orhan Ak çok iyi bir arkadaşımdır. Çok çok severim. Çok merttir, çok adamdır. Yani her yönüyle çok sevdiğim, çok iyi de görüştüğüm bir arkadaşım şimdi. Ya biz biliyorsunuz, benim bildiğim şu anda tarihimizde Ümit Milli Takım olarak bir bizim Ümit Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na gitti. Ne öncemizde ne sonumuzda Ümit Milli Takım yok. Ben öyle biliyorum. Ben bu Ümit Milli Takım'da 2 sene oynadım. Yani bütün maçlarda oynadım. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak ettik. Bir hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçında da Orhan bizim kampa ilk geldi. Ben işte biz ilk 11 takım oynuyoruz. Onlar da yedek takım olarak karşı ama Orhan solda oynadığı için karşı karşıya oynuyoruz. Orhan da biraz sert oynuyor. Böyle bir pozisyonda birbirimize girdik. Daha sonra ortalık elektriklerinde kavga etmeye başladık. Takımı teknik direktörü de Raşit Hoca'ydı. Yani 20 yıl sonra tekrar sistemi söyleyeyim buradan Raşit Hoca'dan. Hani o konuda Raşit Hoca beni çok üzmüştür. Yani hani çok böyle çok çok üstü kapatılacak bir olayı. Hani kapatmadan nasıl diyeyim, Ümit Milli Takım'dan ayrılmama, o şampiyonayı oynamamama sebep olmuştur. Çünkü çok rahat böyle üstü kapanılacak. İşte iki arkadaşın eli sıkılacak. Ne bileyim ben daha nasıl diyeyim. İki arkadaş barıştırılacak. Üstü örtülecek bir olaydan sonra Raşit Hoca beni milli takımdan göndermişti. Ki o milli takımda en büyük emeği olan birkaç kişiden bir tanesiydim. Çünkü bütün maçta da full oynamıştım ben. Raşit Hoca o yüzden yani çok kırgınlığım var. Yani 20 sene geçmesine rağmen. Her neyse işte biz bu kavgayı yapınca Raşit Hoca beni odasına çağırdı antrenmandan sonra. Emrah dedi, seni dedi göndermek zorundayım dedi. İşte dedi göndermezsem yani işte anlattı sebeplerini. Hesap veremem, konuşamam. Hesap veremem. Aynen Mustafa Hoca'ydı amir takım teknik direktörü. Ya dedim hocam sen bilirsin ki Mustafa Hoca da beni amir takıma çağıran teknik direktörü. Yani iki defa Mustafa Hoca çağırmıştır beni amir takıma. Sen bilirsin hocam dedim, yapacak bir şey yok. Ama kamptan ayrıldım. Ben bir takımdan ayrıldığıma üzülmüyorum. Fatih Hoca'ya nasıl hesap vereceğim onu düşünüyorum. Çünkü bir gün sonra kulübe döneceğim. Bir gün sonra tesislere döndüm. Ya daha tesislerden girdim. Odaya telefon çaldı. Dediler ki Fatih Hoca odaya çağırıyor seni. Allah yani diyorum ya, ya Ümit Milli Takım Avrupa Şampiyonası oynayacak. O maçlarda oynamak çok önemli bir şey. Ben onu düşünmüyorum. Fatih Hoca'ya nasıl hesap vereceğim? Çıktık odaya. Fatih Hoca dedi. Oo dedi. Aa dedi. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk hocam dedim. Dedi hayırdır dedi. Dün dedi kavga etmişsin bir takımda. Ya dedim yok hocam. Hani korkudan ne söyleyeceğim diyorum dedim. Öyle bir elektriklenme oldu aramızda dedim. Yani sizin düşündüğünüz gibi bir şey olmadı hocam dedim. Yok yok dedi, duydum kafa atmışsın dedi.
Allah ya hocam dedim, itiş kakışırken böyle kafam dedim çarptı dedim. Yani şey olmadı. Yok yok dedi. İyi yapmışsın dedi. Allah, şimdi şaşırdım. Acaba hani ağzımdan laf almak için mi yapıyor? Ciddi mi söylüyor? Benim dedi futbolcuma kimse yanlış bir şey yapamaz. Benim futbolcum dedi kimse ezemez. İyi yapmışsın dedi. Tamam dedi, ben gerekeni dedi yapacağım dedi. Hani Raşit dedi arayacağım, gerekeni dedi söyleyeceğim. Baktım Fatih Hoca'nın hoşuna gitti. Bu sefer ben üstüne katarak anlatmaya başladım. Dedim hocam elimden aldılar dedim ya. Benim elimden almasın ben de. Tamam dedi, aferin. Yani şeyde bana... Sonra orada döndün mü? Yok. Yani milli takım maçı oynadı. Şeye gittiler. Avrupa Şampiyonası'na gitti Ümit milli takım. Raşit Hoca o olaydan beni çağırmadı. Yani diyorum o konuda da Raşit Hoca'ya çok şeyim var. Yani, çok kırgınlığım var. Maalesef gidemedik. Yani tabii biraz kendi hatamız. Ama o... Şampiyona ne oldu? Hani sordum diye söylüyorum. Ya yani benim orada olup olmamam çok önemli değil. Yani bir kişinin orada olup olmaması Türk milli takımını etkilemez. Ama ben inanan bir insanım. İnançları değişen bir insanım. Allah-u Teala'nın gereken böyle nasıl diyeyim? Gereken dersleri insanlara verdiğine inanan bir insanım. Orada zannediyorum bizim Ümit milli takımımız 2 senede o kadar gol yemedi. Galiba 3 maçta milli takım 11 gol yemişti. 3 maçta 11. Yani hatırlarsın belki İngilizlerden 6 tane falan yedik. Hani benim çağrılmamamla belki ama takımın dengesini bozmuş ama. Ya, arkadaşlarım aynen bunu kampta dile getirmişler. Hatta hocaya da söylemişler. Yani kötü geçmişti. Şampiyona kötü geçmişti. O zaman da ben de takımın başarılı olmasını isterdik ama şampiyona da kötü geçmişti yani. Yattara ile her maç öncesi konuşur musun? Ya Yattara ile... Ben Yattara ile çok iyi 3 sezon geçirdim Trabzon'da. Hatta herkes derdi hani en iyi defans, en iyi ön oyuncusu Trabzon'da. Hani Trabzon'un sağ kanadı çok iyi. Yattara ile çok iyi anlaşırdık ama... Yattara'yı sen de benim kadar tanıyorsun. Her çıkacağımız maçtan önce derdi bana. Çünkü 3 sene hani bir maçta değişmez mi? Emre abi lütfen bugün kızma. Ben bugün çok yorgun. Ne oldu Yattara? Emre abi sana yardıma gelemiyor bugün. Ya geri gelmeyecek ya. Yolunu yapıyor. Ya Yattara diyorum. Yani, hani diyorum ya bir kere değişir ya. Bir kere der ki Emre abi bak bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Yarın Emre abi bugün ben çok yorgun. Ben sana defansa gelemeyecek. Hani şimdi sol bekte gelecek üstüme sol önde oyuncusu da gelecek. O önde duracak. Ya diyordum Yattara sen asist yap. Gol yap. Hiç gelme. Ama gerçekten de çok o 3 sezon bize çok faydalı oldu. Ya zaten yeteneklerini ya. Anlatmak da bitmez. Yani çok büyük oyuncu ama 3 sezon Yattara'yla onu yaptık. Şey yapardık. Mesela bazen namaza gelmez Yattara. Cuma namazına gelmedin. Gelsene ne o? Emre abi söz. Bak bu hafta işim vardı. Söz vardı. Her hafta aynı söz. Her hafta aynı söz. Her maçta aynı söz. Yattara'yı edemez ama çok severim onu. Yani iyi şeyimiz, iyi arkadaşımızdır yani. Trabzon'da 3-0'lık Beşiktaş maçı sonrası taraftarla bir diyalog. Ya Trabzon, ben Trabzonspor'a gideceğim zaman işte bu Fenerbahçe'de var, Trabzon'da var. Galatasaray'da tabii hani Trabzon'un camiayı bilmiyoruz o zaman. Fenerbahçe'ye gitmekten Galatasaray'da yaşadığım kötü tecrübeden korkuyorum. Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Trabzon'a da gideceğim. Abilerim söylüyor. Şimdi orada önceden oynamış ya Trabzon çok zor. Mağlup oldunuz mu çarşıya çıkamazsınız. Seyirci şöyle taraftar böyle. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani çok değişik bir ortam Trabzon ama inanın Atakan hatırlarsın bizi o kadar iyi bir takımdı ki bizimkisi yani özellikle 2-2,5 sene çok başarılı olduk. Mağlup olduğumuz maçtan sonra bile Avnakar'da alkışlandığımız oldu. Şimdi takım şampiyonluğa gitmeye başladık. Yani o rotaya girdik. 11'de 11 yapmıştık Şenol Hoca zamanı. İçeride dışarıda 11 maçı üst üste kazanmıştık. Onlardan bir tanesi de Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ı 3-0 yendik. Bir gün sonra bir beyaz eşya dükkanı olan bir şeyimiz, yöneticimiz vardı. Evin eksiği için ben oraya gittim. Bir şeyler alacağım. Erol Tuna abimiz oradan da buradan da ona selam söyleyeyim. Çok severim onu. Erol abinin dükkanına gittik. Tabi orada yok. İşte başka çalışanları var. Dışarıdan bir taraftar geldi. Atladı üstüme. Emrah'ım işte şöyle oynadınız, böyle yaptınız. Allah sizden razı olsun. Şöyle yendiniz, böyle yendiniz. Bir de 10 kişi kaldık. 10 kişi kalarak 3-0 yendik. Sarıldı, etti falan. İşte dolandı. O da bakıyor. Bir şeylere bakıyor ama ya etmediği dua kalmadı. Sarıldı, etti. Aradan 2 dakika geçti. Dedi niye 5 tane atmadınız? Allah şimdi dedim. Nasıl yani abi dedim. Biz ligin ilk maçında Beşiktaş'a İstanbul'da 5-1 yenilmiştik herhalde. Ama herhalde 9 kişi kaldık. Ya şimdi 9 kişi kalmışsın İstanbul'a. Saldırdıkça gol yedik.
Çok kötü bir maç. 5-0 yenildi. 5-0 mıydı? 5-0. Bu Ahmet Hasan'ın falan oynadığı evet, dönem. Evet evet. İlhan Mansur. Evet doğru. İlhan yani 9 kişi kaldın yani hani 1-0 olunca. Hayır, bir de o Beşiktaş çok iyi takımdı. Aynen. Bak düşün biz o Beşiktaş'ı devre arası yakalıyoruz. Puan farkı atıyoruz. Bir de ikinci maçta 10 kişi kalıp gene 3-0 yeniyoruz anlayalım. Onlar size de 5 tane attı dedi. Ya dedim abi biliyorsun bak orada 9 kişi kaldık. Hani çok dedim şey maç oldu. Yani nasıl diyeyim? Hani sıkıntılı bir maç oldu. Öyle oldu böyle. Yok dedi. Siz dedi 80. dakikadan sonra dedi geriye çekildiniz dedi. Ya dedim abi normal bak 10 kişiyiz yorulduk şöyle olduk böyle. Yok dedi. Siz dedi şey yap, hani isteseydiniz dedi 5 gol atardınız. Bilerek dedi atmadınız. Ya şimdi beni tebrik etmeyle hani başladı iş. Beşiktaş'a karşı 3-0 kazanmışsın. Doğru gidiyor. Olay tarzı. Hemen aldılar şey der. Orada çalışanlar dediler ki sen daha sonra dediler alışveriş yap git. Yani öyle bir anım var yani 3-0 kazanmış ya dayak yiyecektik Trabzon'da. Yani çok yani ya, böyle tutkulu biliyorsun Trabzon hakikaten tutkuludur bir şeydir. Fazla tutkulu. Evet. Dayak yiyecektik. Gökhan Dinç anlatıyor Trabzonspor'da iletişim direktörlüğü yapmıştı. Bir gün beraberlik sonrası her gün gittiğim bakkal çok da kankası yani iyi abisi gitmiş. Demiş ekmek alacağım ekmek yok demiş. Bisküvit alacağımız yok demiş. Var orada görüyorum. Sana yok demiş satmıyorum. Çok normal çok evet, çok normal. Hallosic. Hallosic. Yani bu hani quiz diye bir program var biliyorsunuz. Evet. Hani en iyi teknik direktör, en sevdiğin yemek, en sevdiğin marka bilmem araba ama orada da aynısını söylemiştim. Hallosic benim futbol hayatımda gördüğüm ve futbol kariyerime en zarar veren şeydir, teknik direktördür. Belki futbol hayatımda yani 10 sene Trabzonspor'da oynayacakken, hani 10 sene orada noktalayıp, oynayıp noktalayıp bırakacakken hani başka kulüpleri gezmek zorunda kaldık. Ki yani bunlar da yani sakın yanlış anlamasınlar beni. Gittiğim her kulüpte kazandığım paranın sonuna kadar hakkını vermek için terimin son damlasına kadar çalışmışımdır. Bunu herkes bilir ama Trabzonspor tabii farklıydı bizim için. Farklı bir tutkuydu. Bir de çok iyi bir oluşum yakalamıştı bu arada. Ya Hallosic geldi. Ben o sezon başı aslında daha gerisi var olaylarım. Ben o sezon başı sözleşmem bitiyor. Tekrar sözleşme imzalayacağım Trabzonspor'la ama iki tane yöneticimiz var. İsimlerinden bahsetmek istemiyorum. Ya diyorlar ki Emrah bu sene senin paranı artış yapmayacağız. 40 maç oynamışım. Beşiktaş, Fener, Galatasaray hepsi istiyor. Hani arıyorlar menajerimi görüşmek istiyoruz. CSKA Moskova istiyor. Trabzonspor'dan alacağım parayı peşinat olarak görüyorlar bana. Hani böyle bir durum var. Ya diyorum ki ben Trabzonspor'da kalmak istiyorum. Ama şimdi ona artış yaparken, bunu artış yaparken, bunu artış yaparken bana bunu niye yapıyorsunuz? Ya işte senin önceden para geçen sene biraz yüksekti. Dengeleyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani baktım diye bazılarına da haksız bir artış yapılıyor. Her neyse o ara tabii benim menajerimi sıkıştırıyorlar. Bu yöneticilerden bir tanesi de böyle hoş olmayan bir söz söylüyor benim menajerime. Ya diyor ki biz de kucağımızı açtık bekliyorduk Emre'yi. Ben bunu duyunca dedim ki o kadar şeyim yani hani o kadar Trabzonspor'u seviyoruz, kalmak istiyoruz. Böyle dedim ki tamam. Menajerim Haluk abiydi, Haluk Can atardı. Haluk abi dedim Galatasaray'la görüş. İnanın Trabzonspor'la 2 ayda alamadığım parayı 15 dakikada Galatasaray'la anlaştım. 15 dakikada. Şey bitti, konuşma bitti. Dediler ki imza at. Benim gönlüm o kadar Trabzonspor'da ki. Dedi ki yarın atarız. Bir gün sonra da Geres geliyor. Geres'le beraber imza atacağız. Bülent Tulundu şeyimiz. Galatasaray'ın idare menajeriydi herhalde. Evet, evet, evet. Bülent abiydi. Biz anlaştık. Söz verdik. Bir gün sonra döneceğiz. Hallosic olayına biraz uzayacak gelmesi ama neler olduğunu anlaşılması için anlatıyorum. Biz işte eve gittik gece. Trabzonspor'un bizim için ne kadar değerli olduğunun anlaşılması için evden içeri gireceğim. Kapıyı çaldım. Önceden biz babamlarla böyle karşılıklı oturuyorduk. Eşim babamlarda. Kapıyı çaldım. Eşim kapıyı açtı. Galatasaray'a giden bir futbolcunun evinde ne olur? Türkiye'de bayram olur değil mi? Eşim dedi ki Emrah dedi moralim bozuk dedi. Ne oldu? Yani Trabzonspor'la anlaşamıyoruz. Yani çünkü Galatasaray'da çok sıkıntılı dönem geçirdim. Bir de Trabzonspor'u o kadar sevdim, ayrılmak istemiyorum. Eşim dedi ne oldu? Dedim Galatasaray'la anlaştık ya. Eşim ne dedi? Bak yani hani eşim, normalde ne demesi lazım onda? Ya Emrah Galatasaray'la geri dönüyorsun şu. Olsun Emrah dedi ne yapalım nasibimizde bu varmış dedi.
Bak vallahi billahi Adaga. Yani bak bu inanılacak şey değil. Hani diyorum ya belki bana çok kızanlar olacak ama insanlara hoş görünmek için yani bir şeyler söylemem. Dedi ki nasibimizde bu varmış Emrah dedi. Ne yapalım dedi. İçeri girdik. Babam oturuyor. Emrah dedi ne oldu oğlum? Baba dedim Galatasaray'da anlaştım. Üzülme oğlum dedi. O da büyük takım dedi. Vallahi billahi. Yani bak bana diyorum yani ben bu çok tepkiler alacağımı da biliyorum. Belki hani sana da bu hani kanala da böyle biraz tepkiler olacak yani Galatasaray seyircisine ama kusura bakmasınlar, kızmasınlar bana. Yani çok önceden yaşadığım böyle sıkıntıları ailem de bildiği için böyle tepkiler gösteriyor. Şimdi diyor ki olsun büyük takım. Yani nasibimizde bu varmış. Babam dedi ki olsun oğlum dedi. Ne yapalım dedi. Büyük takım dedi Galatasaray'da. Biz işte o gece yaptık ama altyazı geçiyor. İşte Galatasaray, Emrah Eren Galatasaray'dan başlıyor. Telefonum susmuyor. Trabzon'dan arıyorlar. Yapma, etme işte. Kim herkese varası yani. Yapma, etme, şudur, budur. Ben üzülüyorum ama o iki tane yönetici var. Onlarla da yüz yüze gelmek istemiyorum. Hani bana böyle yaptınız. Ben de hani sanki onlara bir ders verir gibi yapıyorum. Hani öyle davranıyorsun. Hani bir insanın hani gururu da oluyor. Her neyse bir gün sonra şey yaptık. O menajerimin ofisine gittik. Bizi bir de veya iki de bekliyorlar. Murat Bozoğlu diye bir yöneticimiz vardı. Çok da iyi bir insandı. O da o iki yönetici yüzünden şey yaptı. Görevi bıraktı yani. Telefon açtı bana. Emrah dedi. Bak dedi ben şu anda dedi İspanya'dayım dedi. Uçağa binmek üzereyim. Futbolcu seyretmeye gitmişti. Ben dedi seni ikna edemezsem şey yaparsın. Galatasaray'da gidersin dedi anlaşırsın. Menajerin ofisi de Florya'da. Bizi Galatasaray'dan arıyorlar. Hadi gelseniz diyorlar. Biz diyoruz ki ya işte şuradayız. Trafiğe takıldık. Gelemiyoruz. Aslında iki dakika önündeyiz kulübe. Her neyse Murat abi uçağa atladı. Geç bir saatte geldi. O arada bir sürekli telefon çalıyor. Hadi gelin ne oldu? Geleceğiz abi işimiz çıktı falan diyoruz. Murat abi işte dedi ki Emrah aradaki fark ne kadar? Galatasaray'la aradaki fark. Abi dedim şu kadar. Yani yaşıyor şu anda kendisi. Yani hani çok da yani Murat abiyle görüşmüyorum. Yani uzun yıllardır görüşmüyorum. Hani insanlar sorabilir. Dedi ki ben vereceğim dedi aradaki farkı. Aradaki fark bayağı bir fark. Dedi ben vereceğim aradaki farkı. Dedim Murat abi ben öyle bir şey kabul etmem. Hani sonuçta ben kulüp dedi ben vereceğim. Sonra kulübü aradı. O iki yönetici dedi ki ona sen dedi kulübün üstüne çıkamazsın, yapamazsın, edemezsin falan. Her neyse ben inanın çok küçük bir farkla tekrar Trabzonspor'a döndüm. Tekrar imzamızı attık. Bülent abi açıklama yaptı Bülent Tulun. Ya dediler ki hayatımda ilk defa sözümü verip tutmamışımdır. Onun da cezasını ağır ödedim yani. Bülent abi diyorlar akşam ya bir gün sonra. Ya dediniz Galatasaray'da Emrah şimdi Trabzonspor'a döndü. Bülent abi de çok güzel böyle bir ders niteliğinde bir cevap verdi. Dedi ki Emrah dedi dün dedi bizdeydi. Şimdi Trabzon'da bakarsanız yarın Fenerbahçe'ye gider dedi. Hani benim için çok böyle kötü bir algı oldu. Tabii onların hepsini yuttuk yani gittik. Yani Bülent abi haklı olarak söyledi onu. Trabzonspor'la anlaştık ama bana iki yöneticiyle anlaşmadım diye her yer üzüldü. Trabzonspor'un işte şunu ikna edemediği Emrah Eren'i Murat Bozoğlu 15 dakikada ikna etti. Murat abi çıkıyor öne. Öyle olunca bu yöneticiler bana taktı. Şenol Hoca da ayrıldıktan sonra Halil Özüç'e geldiği gibi demişler. Ha. Emrah problemli. Yani oraya getireceğim. Biraz uzattım ama kusura bakmayın. Doldurmuşlar. Tabii Emrah şöyle. Burada futbolcuya dayalı düzen var. Şu var, bu var. İlk işte Galatasaray maçı oynadı. Tolga Zengin'in ilk maçıydı. Hatırlarsın belki. İstanbul'da Galatasaray'a mağlup olduk. Evet. Ondan sonra döndük. Halil Özüç'te tribünden seyretmiş maçı. Gittik. İlk konuşma yaptı. Böyle çok sert bir konuşma yaptı. Dedi ki Yattara, Lee Young, Emrah bir de Adem Koçak vardı galiba. Dedi ki otursun. Onlar da kalsınlar dedi. Herkes çıktı. Dedi ki ilk seninle konuşacağım dedi bana. Tercüman var. Dedim buyur. Dedi ki bir sağ bek için dedi süratlisin dedi. Çabuksun dedi. Ve teknik kapasiten çok yüksek. He dedim şey. Önce. Yok yani sevdiği oyuncularla, beğendiği oyuncularla göre ben rahatladım bir. Şöylesin, böylesin. Ben de dedim tamam hani herhalde şimdi Yattara var, Lee Young var. Bizimle görüştüğüne göre dedim şey hani iyi oyuncularla görüşüyor. Bunları söyledi. Ama dedi aradığım oyuncu sen değilsin dedi. Şimdi bu kadar güzel şey söylediler. Aradığım oyuncu nasıl ben değilim? Dedi ki devre arasına kadar vaktim var dedi. Devre arasına kadar kendimi düzelttim dedi. Düzeltmedi hani. Şimdi onu ondan söylemiş ya bize aklınca bir disiplin yani hani bizi korkutmaya mı çalışıyordu? Ya neye uğradığımı şaşırdım. Ben çıktım Yattara'ya böyle sert şeyler söylemiş. Lee Young'a söylemiş. Her neyse yani öyle takıntılı geldi. Bir de biz kötülenince ona.
İşte gene ilerleyen zaman ya maç oynuyoruz, atak yapıyoruz. Ben gitmişim, orta yapmışım, rakip uzaklaştırmış topu. Benim arkama doğru durduruyordu maçı. Emrah nerede bu pozisyonu diyordu. Ya hocam diyordu, motor olsa yetişemem. Sahadaki mesafe 60-70 metre yani. Nasıl yetişeyim ona? Yani hep böyle bana takacak bir şeyler buluyordu. Yattaraya çok şey yapıyordu, yükleniyordu. İşte bazı oyunculara yükleniyordu. Her neyse bir gün, yani emin değilim, Diyarbakır maçı olabilir. Dizimde bir sakatlığım var. O arada çok böyle elektriklenmeye başladık hocayla. Ben oynamıyorum. Şimdi Diyarbakır'a gitmedim. Takım maçı kaybetti. Halil Oğuz işte açıklama yapıyor maçtan sonra. Yani kazandığı zaman diyor ki, ben şöyle taktik verdim, ben böyle taktik verdim, ben onu yaptım, ben bunu yaptım. Ama takım maçı kaybettiği zaman taraftarın basın önüne futbolcu atıyor. Takım bugün kazandı, kaybetti maçı. Dinliyorum televizyondan. Diyor ki, ya maçtan bahset. Değil mi? Hani şöyle yaptık, şu hata yaptık. Diyor ki, burada sigara içen oyuncular var. Burada oyuncular şey diyorlar. Yorgunuz diyorlar, para almaya geldim, koşa koşa bankaya gidiyorlar. Burada yalancı oyuncular var. Ya ne yorduğumu, uğradığımı şaşırdım. Beynimden vurulmuşa döndüm. Evde bir gün sonra antrenmanı bekliyorum. Gelecek ya takım. Ben düz koşu yapacağım. Bir gün sonra geldi takım. İşte antrenmana çıkılacak. Fransa'da adetmiş. Herkes böyle Halil Oğuz'un elini sıkıyor. Merhaba diyorsun. O bize uyacağına biz Fransa'nın adetlerine uyuyoruz. Ki aslında yani Fransa'da değil. Yani Bosna asıllı galiba yani. Her neyse Halil Oğuz işte el sıkıştık. Takım el sıkıştı. Ben, bizim Kürşat Duymuş vardı. O bir iki arkadaşımla el sıkışmadık. Dedi ki, niye dedi selam vermediler dedi. Hani bunların üçü dördü de ayrıldı böyle, niye selam vermediler? Ben dedim ki, istediği selamsa dedim, selamun aleyküm. Takım arkadaşları, herkes gülecek, kimse gülemiyor. Bu böyle durdu. Dedi ki, onu sormadım dedi. Niye elimi sıkmadınız? Ona Emrah cevap verdi, ona da dedi Emrah cevap versin. Dedim ki, sen dün çıktın, bir de o gün kaleci Hasan vardı, bir de Özgür Bayar vardı. İkisini de kadro dışı bıraktı bir de o gün. Sebepsiz, hani günah keçisi derler ya, birilerini seçiyor, kadro dışı bırakıyor, onları taraftarın önüne atıyor. Dedi ki, buna da Emrah cevap versin dedi. İşte, neden elimi sıkmadınız? Neden elimi sıkmadın dedi. Dedim ki, dün dedim açıklama yaptın. Burada maç var dedim, maçı anlatacağına dedim. Taraftarın önüne bütün futbolcuları attın dedim, basının önüne bütün futbolcuları attın. Burada sigara içen oyuncular var. Burada para almaya koşa koşa giden oyuncular var. Hepsini dedim bir kenara bıraktım da yalancı oyuncular var dedim. Ben dedim kimseye yalan söylemedim. Sana da yalan söylemedim. Burada yalancı oyuncular var dediğin zaman dedim herkes bunu üstüne alıyor. Ya dedim burada alınacak, açıklayacaksın. Sen yalancısın. Ya dedim sana saygı duymuyorum. Saygı duymadım adamında dedim elini sıkmam. Bilmiyorum ki hala yaşayan arkadaşlarımız var. Hepsi şahit. Durdu. Antrenmandan sonra dedi odama gel. İyi dedim, gittim odasına. Hatta Adem Koçak yapmıştı çevirimizi. Adem Fransızca bilir. O da yaşıyor yani hala. Dedi ki niye böyle bir şey yaptın? Dedim sebebini sağda anlattım sana. Dedi ki eğer ben seni dedi kadro dışı bırakmazsam, bak bir doğru söyledi o yani orada. Arkadaşların hepsi dedi ufacık bir problemde aynısını yapar dedi. Bütün otoritemi kaybederim. Dedi arkadaşların içerisinde dedi benden dedi özür dileyeceksin dedi. Yani seni affetmem için. Dedim özür dilemiyorum. Gene olsun dedim, gene aynısını yaparım. Çünkü sen dedim dürüst davranmadın dedim. O zaman dedi yapacağım bir şey yok. Kadro dışı kaldım. O ara işte hep böyle yöneticiler olsun, takım arkadaşlarımıza ya dediler özür dile. Yani şu andaki aklım olsa Trabzonspor'da kalmak için belki özür dilerdim. Çünkü Trabzonspor çok değerliydi bizim için. Ama o ara o şeyle, o gençlikle... Ama anlattığın o kadar olay var. Bence en haklı olduğun yer burası. Evet yani ondan sonra ama... Bence doğru yapmışsın. Bu iki tane yöneticimiz var ya, bir gün sonra olayı öyle çarpıttılar ki taraftar diyor ki acaba sigara içen oyuncu Emrah mıydı? Ha. Acaba bankaya koşarak giden oyuncu Emrah mıydı? Bir Serdar abi, Allah razı olsun her yerde de söylerim. Bali. Serdar Bali çıkıp dedi ki ben olayların aslını biliyorum. Duyduğum olaylar dedi. Yani bu şekilde değil. Ben de Emrah'ın yanında olsam aynısını yapardım. Emrah'ı dedi alnından öpüyorum. Onun dışında herkes çok farklı inandı. Biz de şey yaptık. Nasıl diyeyim? Hani iyidir, şey yapmadım. Halil Oğuz'la tekrar çalışmak istemedim. Devre arası kampına tebligat da çağırdılar. Yani o kadar. Hani gene özür dileyim dedi. Dedim ben dilemiyorum ondan özür. Ben dedim onunla çalışmak istemiyorum. Ondan sonra Ziya Hoca'ya söz vermiş menajerim. Malatyaspor ligdeydi o zaman. Malatyaspor'a gittik.
sezon başı Galatasaray CSKA Moskova'ya gidecekken devre arası Malatyaspor'da aldık sordum. Ki Malatyaspor hani yanlış anlamasınlar. Malatyaspor hani şu anda belki hani yeni Malatyaspor var, eski Malatyaspor var. Çok büyük bir camiadır. Yani hiç insanlar Malatya'nın bu kadar fanatiğinin, bu kadar sevenin olduğunu bilmez. Orada da futbol oynamış olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum ama diyorum ya sezon başı oralara giderken, gidecekken devre arası Malatyaspor'da aldık sordum. Mustafa Iştakçay. Valla şimdi diyorum ya hani bu programda hep böyle hani yaşadığımız kötü anları, yani güzel şeyleri de anlattık, kötü anları da anlattık ama Mustafa Hoca, ben en az 2 sene daha futbol oynayacaktım. Mustafa Hoca ile çalışmamak için futbolu bıraktım. Çünkü şöyle bir şey. Bana teknik direktörlük yapacak bir insanın kesinlikle profesyonellikte futbol oynamış olması lazım. Bana göre bu işin, yani benim görüşüm bu. Peki Mourinho senin hocan olamaz mıydı? Mourinho, ondan da bahsedeceğim. Mourinho'nun ben bir maçını seyrettim. Öyle kendi aralarında oynuyorum. Mourinho üst yetenekli bir adam. Mourinho futbolcu olamamış. Yani Mourinho'nun ama Mustafa Hoca'nın şöyle özelliği yok. Ben geçenlerde hatırlıyor musun? Sana da söyledim. Sen de çok yetenekli bir oyuncusun. Hani herkesin Türkiye'de bir hikayesi vardır. Ya ben çok iyi futbolcuydum da dizimden sakatlanmasam olacaktım. Ben çok iyi futbolcuydum. Bütün taksiciler futbolcudur. Ben çok iyi futbolcuydum ama bu hoca bana böyle yanlış yaptı. Yok şimdi bak mesela sana söyledim hatırlıyorsun. Evet. Yani ben bunu çoğu insana söylüyorum. Bak mesela sen kesinlikle olabilirmişsin. Hani niye olmadın? Hani yaradan bilir. Hani yaradan sana böyle bir kader çizmiş. 17 yaşında bıraktım. İş Show TV'de iş garantiydi. Yani, işe başladım. Aynen. Ki ben 23 yaşında Lüçeskular'la kendilerimize maç yaparken 7-6 yenmişlerdi. Biz 6 tane atmıştım. O zaman tabii uçuyorum gençim. Ertuğrul beni çağırmıştı. Feyyaz Uçar'ı da çevirttiriyordu. Kaç yaşındasın dedi. 23-24 dedim. 17 yaşında elime gelsin dedi. Sen Sergen'den bir futbolcu yapardın dedi. Bak kesinlikle şimdi gören köy kılavuz istemez. Mesela Mourinho da belli. O hani yetenekliymiş, bir şekilde olmamış. Bir şekilde olamamış yani. Şimdi bu adam futbolu biliyor ama şimdi Mustafa Hoca'da ben bunların hiçbirini de bilmiyorum, hiçbirini de görmedim. Şimdi Akhisar'a geldi Mustafa Hoca. Biliyorsun biz Hamza Hoca'yla 3 sezon geçirdik ve ben 36 yaşımda Akhisar'da oynadım. Son sezon ligi full oynadım. Türkiye'de bilmiyorum. Ligi full bütün maçlarını 90 dakika oynayıp bir sezon sonra futbolu bırakan var mı bilmiyorum yani şu anda. Belki yani varsa da çok az örnektir. Mustafa Hoca ile anlaştık. Sezon başı kampına gittik. Yani ama Mustafa Hoca beni yani yanlış düşünüyorsam da özür diliyorum ama bu tip hocalar kariyerleri, futbolcu kariyerleri olmayan hocalarda bazı kompleksler oluyor. Yani daha sezon başlamadan Oğuz'u aradı, beni aradı, Çağdaş'ı aradı. Ya işte sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Siz çalışır mısınız? Yani bana telefonda bunu soruyor. Ya ben 36 yaşına kadar oynadıysam çalışarak oynadım yani. Hani hissettiriyor. Anladım. Yani takımda istemedin ama ya ben üst seviye oynamışım. Ben birçok gazete beni altın karmadaydım yani. Ben futbol bıraktığım sezonun bir sezon öncesi futbol bıraktığım sezon diyeyim hatta. Sezon sonu ben altın karmadaydım yani. Bu kadar iyi sezonlar geçirmişim. Sen hani böyle bir şey nasıl söylüyorsun? Yani hissediyorsun zaten. Daha şeye girdiğimiz gibi, otele girdiğim gibi Erzurum'da başladık kampı. Otele girdiğim gibi o soğukluğu bana hissettirdi. Merhaba hocam diyorsun. Böyle uzaktan merhaba diyor. Ben takım kaptanıyım yani. 3 sene oynamışım ya. Full oynamışım. İlk imzayı da ben attım Akhisar'da. Yani hala yöneticiler biliyor. Her neyse kampın 2. 3. günü ya toplantı yapıyor. Ben 20 sene oynadım. 20 sene hiç bir hocanın, bir antrenörün bir seneki önceki maçı seyrettirdiğini görmedim. Ya sen yeni gelmişsin. Bir sene önceki maç bitmiş. Bir seneki önceki maçtan bize görüntüler seyrettiriyor. Oradan da diyor ki işte şu arkadaşımız şurada hata yapmış. Benim hatamı gösteriyor. Allah Allah. Ya şimdi işler kötü gidecek. Hatta Oğuz da onunla çalışmış. Daha önce Oğuz diyor ki kaptan diyor boş ver. Onun şeyi böyledir, şöyledir. Her neyse birkaç gün geçince böyle çok da ağır tempolu antrenmanlar yaptırmaya başladı. Böyle çok da böyle sinirlenmeye başladım ama Akhisar'da inanın yani taraftar beni çok sever, yöneticiler sağ olsun sever, ben de onları çok severim. Biz Akhisar'da biliyorsunuz sezon başı geçen sene antrenör olarak çalıştık. Safet Hoca bana dedi ki yani taraftar da futbolculardan çok seni seviyor. Sağa çıkıyorduk, futbolculardan çok bizi çağırıyor taraftar. Böyle bir 3 sene yaşamışım ben orada. Mustafa Hoca'nın odasına gittim. Hocam dedim benim seninle çalışmam mümkün değil. Ben dedim futbolu bırakıyorum. Ben burada dedim iyi 3 sene dedim, iyi bir intiba, onları silip ayrılmak istemiyorum dedim. Şimdi bir teknik direktör seni orada tutmak istese ne der? Ya der ne diyorsun oğlum sen? Bak kampa yeni başladık. Şimdi Mustafa Hoca bana dedi
söylediğin şeyler büyük erdem dedi. Teşekkür ediyorum. Hazır ya zaten hani onu bekliyor ama şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hani yanlış bir şey düşünüyorsam hani bekliyor mu zaten öyle bir şey? Evet yani çünkü diyorum ya bu sezon başında ben çok güçlü olduğum için orada onu bu söylenemedi bana. Taraftardan çekinildi, basından çekinildi, yöneticilere söylendi ama hazır ya daha sonra bunu hatta birisinden çok yakın olduğu birisinden de öğrendim. Ya yani öyle olacaktı ilerleyen zamanlarda. Gittim başkanın yanına. Başkan da kampa ziyarete gelmişti. İndim başkanın yanına. Kaptan dedi hayırdır? Başkan dedim ben futbolu bırakıyorum. Dedi hayırdır kaptan yani daha yeni imza attık. Yani böyle bir sezon geçirdin. Dedim başkanım ben dedim şey yapıyorum ben futbolu bırakıyorum. Ya dedi kaptan başka bir takım mı var dedi isteyen. Yok dedim ben futbol oynuyorum. Dedi niye? Ya dedim başkanım Mustafa Hoca şimdi şey yapıyor. Hani Mustafa Hoca'yla benim dedim, çalışma şansım yok. Niye dedi? Dedim ilerleyen zamanda, ilerleyen maçlarda bir pozisyon olur dedim. Nabzım böyle dedim 180 attığı bir pozisyon olur. Bir orta yapılır dedim. Mustafa Hoca bana kenardan bağırır der ki dedim hani o an çok sinirli oluyorsun çünkü hani Atakan biliyorsun hani futbolcu o an hiçbir şey düşünemiyor. Emrah kademeye girsene der dedim. Ben de dedim ki ona sen hayatında kaç defa kademeye girdin kademe istiyorsun. Bunu söylememek için dedim ben bırakıyorum dedim başkanım. Buradan iyi 3 sene geçirdik. Ondan üstüne seviye çekmemek için bırakıyorum dedim. Yani inan en az 2 sene daha 3 seviye oynayabilecekken futbolu bıraktım yani. Öyle yani Mustafa Hoca'ya da öyle anımız var. Yani tabii bir şeyini görmedik hani başka bir sıkıntımız olmadı ama ileride yaşayacağım sıkıntıları tabii de geleceği görmek Allah'a mahsus hani yanlış anlaşılmasın. Hissettiğim için o yüzden futbolu bırakmama sebep oldu yani Mustafa Hoca diyeyim. Teşekkürler kaptan. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hoş sohbet oldu. Geçmişe gittik, uzandık. Gerçekten güzel anılarım var. Bunları da iyi derlemişsin. Çok da yardımcı oldun. Çok kolay bir röportaj oldu benim için. Çünkü yani dersini çalışıp gelen birisiyle röportajla yapmak ya da ne yaparsan yap fark etmez. Çok güzel oluyor, başarılı oluyor. Çok keyifliydi. Ağzına sağlık. Atakan'cığım vallahi ben de bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden yaptığım programları seyrettim. Onları seyrettiğim için kafamda tasarladım bunları. Çok teşekkür ederim. Öyle geldim. Çok güzel bir program. Sen de beni anılara, geçmişe götürdün. Bazen böyle hani bizi hüzünlendiren şeyler var. Çok mutlu olduğumuz, güldüğümüz şeyler var. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Emre Eren'le yaptığımız röportajın sonuna geldik. Efsaneler ve Hikayeler programı yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edecek. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.